Bugün gündeme rahatsız edici bir olay düştü. Yine bir dayakçı öğretmen olayı. Sanırım bazı öğretmenler devrin değiştiğinin pek de farkına varamıyor. Eskiden okullarda dayak dediğin şey biraz da serbestti. Ama tabi bu hocanın yaptığı kadar serbest değildi bu arada. Eline cetvelle vururdu ya da saçının yanından hafifçe bir çekerdi. Belki kulağını sıkardı. Hani o kadar da yüksek şiddet uygulanmazdı. Şimdi hala bunu devam ettirmeye çalışanları gördükçe böyle baya bir sinirleniyorum. Çünkü artık öğrenci de değişti. Yani sadece eğitimde şiddet değişmedi. Öğrenci baştan başa değişti. Ay daha şımarıkmış, bunun için dayak hak ediyorlarmış. Yok öyle bir dünya. Eğer öğrenci sana uygun davranmıyorsa sen gidersin o öğrenciyi disipline verirsin. Veya uyarırsın birkaç kez. Büyük ihtimal bu videoda çocuk gürültü yaptı, öğretmen de sinirlendi, bir kere uyardı, ikinci de dalmaya başladı. Haberi okuyorum size. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir mesleki eğitim lisesinde öğrenim gören bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Cep telefonuyla kaydedilen videoya göre öğrenci YE o olay sonrasında hocam diye bağırırken edebiyat öğretmeni Mehmet E.B.'nin ise hocam dedikçe vuracağım demesi dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci yeğenin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.'yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans geldi. Öğretmen Mehmet E.B. hastaneye sevk edildi. Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Meslek lisesi detayı var burada. Orada atmosfer biraz daha sert oluyor. Mesela Fen liselerinde, Anadolu öğretmen liselerinde bizim zamanımız için söylüyorum şimdi belki değişmiştir bunlar isim olarak. Ne öğretmen sinirli olurdu ne öğrenci sinirli olurdu. Birbirlerine karşı saygısızlık durumu da olmazdı. Meslek liselerinde durum biraz daha sert. Öğrencinin bir kısmı zaten eğitimle öyle pek de alakalı insan olmuyor. Tabi bunu söyleyince aa burada dayak olabilir demek değil. Sadece orada atmosfer daha sert. Hocalar daha da sinirli oluyor. Böyle olaylar olduğunda da öğrenci şikayet ederse idare o kadar da umursamıyor bu işi. Çünkü hani zaten çıkışta bir kavga dönüyor. Hocaları saldırabiliyorlar. Hocalar saldırabiliyor. İnegöl'de bizim lise teknik lisenin yanındaydı. Ne manzaralar gördük biz orada ya. Bu tarz olaylarda hocalara karşı soruşturma başlatılma olaylarını destekliyorum. Umarım daha da artar. Haberlerinin artmasını istiyorum bir yandan da. Çünkü yeni nesil öğretmenler yerini bilmesi gerekiyor. Eski sistem kalmadı. Yok öyle öğrenciye dayak atmak. Bunun gibiler daha da beter. Şu an mesela düşünüyorum eskiden benim de üzerime bir tanesi yürümüştü bozuyukteyken. Şu an o hocayı dışarıda denk getirsem aramızda çok tatlıymış atlı anlar olabilir. Ha yüzünü hatırlamıyorum adamın o ayrı. Öğrenci gürültü mü yapıyor? Gideceksin idareye şikayet edeceksin. Şimdiki nesil de çok şımarık diye triplere girmeyeceksin. Yine gider şikayetinde bulunursun. Çünkü devamında zaten çok daha büyük zararlarla oturabiliyorsun durumda. Haberde ne diyor? Bu görüntüler paylaşıldıktan sonra öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Hastanelik etmişler adamı. Ederler. Sen öyle kafana göre uygularsan bazı şeyleri. Başkaları da kuralları tanımaz. Bu işler böyle sonuçlanır. Ben bu konularda şöyle bir öneri bulunmak istiyorum bu arada. Endüstri meslek gibi daha düşük profilli öğrencilerin, bunu hakaret olarak söylemiyorum bu arada, bulunduğu okullarda veya kavga gibi olayların çok döndüğü okullarda, ortamlarda, çevrelerde o okullara atanacak hocalar önce bir teste tabi tutulması gerekiyor. Sabır testi. Belki bir psikolojik değerlendirme raporu oluşturulabilir. Bu hoca orada öğretmenlik yapmaya uygun mu? Ayrıyeten her okula zaten artık güvenlik atanıyor. Etrafında polisler olabiliyor. Ama meslek liselerinde bu iş biraz daha artırılması gerekiyor bana kalırsa. Çünkü oralarda şiddet olayı çok yaygın. Normalleştirilmiş bir şiddet var. Komedi malzemesidir hatta o kadar fazla şiddet olması. Umarım diğer dayakçı hocalara, daya savunan hocalara da bir ders olur. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gelecek ayki tek kişilik gösterime de beklerim. Çekimli olacak, yaş sınırı yok. Öpüyorum hepinizi.